Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuzda hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar kanala acilen abone olun. Salı günü yine e, golvar.com e, atılan gol sayısı kadar forma hediye edecek. Bu arada hem Trabzonspor maçı hem de e, ondan önceki maç neydi ya? Sivas maçı mıydı? O maçtaki forma kazanan arkadaşların yorumlarına cevap yazıldı. Hani şuraya bilgilerini at diye. Kontrol edin arkadaşlar ya da size özel Sayfanıza girip yorumlar attılar. Yani iletişim bilgilerinizi onlar istiyorlar. Ben artık direkt aradan çekildim. Direkt golbar.com ekibine atıyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden o videoları tekrar açıp izleyin. Ee, yorumlarınızı bulun. Yani kaç tane yorum attıysanız hepsini bulun. Altına bakın bakalım arkadaşlar. Size irtibat kurun diye e, haber veren olmuş mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Çok değişik bir cümle kur buldum çok değişik bir cümleyle karşılaştım. Bu cümleyi size sorarak başlıyorum. Diyor ki hocam bence diyor medyadaki o dahadır, e, bilmem ve Kao'dur Sana gelen duyumlara eyvallah lafım yok. Belki sana gelen de aynısıdır. Ama medyadaki bu isimler ben Ali Koç'un ürettirdiğini taraftarın tepkisini azaltmak için en azından hani önümüzdeki sene umutla bakalım diye palavra sıktığını düşünüyorum diyor. Kimler böyle düşünüyor? Yani kimler medyadaki isimlerin Ali Koç tarafından bilerek medyaya sızdırıldığını ya da verildiğini düşünüyor. Yorumlarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Avrupa devi Arda Güler için gözünü kararttı diyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu haberin benim için hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Yani Hollanda devi Ajax Arda Güler için kolları sıvadı diyor. Ya arkadaşlar 18 yaşında bir futbolcu. 20 milyon euro ve sonraki satıştan pay teklif etmiş. Eğer olursa Ajax tarihinin en pahalı 4. transfer olacakmış. Bir kere Arda Güler'i almak istiyorsan e, Ajax tarihinin en pahalı parasını vermek zorundasın. Ha! Kupadaki Sivas maçında statta izlediler. Geçer not verdiler. Ferdi Kadıoğlu için de aynı. Hani Ajax'a ciddi bir e, rotasyona hazırlanıyormuş. Ki ben Ajax'a gitmesini de isterim. Orası da ayrı mesele. 20 milyon euro sonraki satıştan pay diyor. Geçiniz. Arda Güler'in HCM ile anlaştığı Hasan Çetin Management. management. Hani 20 milyon euroya kadrosuna katarsan ne yapmış Steven? Bergwin 31.25 milyon euro. Bassey 23. Sebastian Haller 22.5'muş. Kulüp tarihinin en pahalı. Geçiniz. Şimdi Arda Güler'in sözleşmesi uzatıldı. Arkadaşlar bakın burada e, anlaşamadığımız bir husus var. Arda Güler'in sözleşmesi şöyle uzatıldı. Revize ederek uzatıldı. Yani 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde. Genç oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2025'e kadar uzattı. Yani sözleşme revize edilerek yenilendi. Öyle yani revize edildi öyle söyleyeyim size. Ve e, 2023'te bitecekmiş sözleşmesi. Yo böyle bir şey yok. Ve 2 yıl eklenerek 2025 tarihinde uzatıl diyor. Arkadaşlar Arda Güler'in sözleşmesi revize edildi. Hani o sizin söylediğiniz saçma maddeler falan varmış ya, öyle bir maddeler de yok sözleşmede. Osayi isim yol gidiyor. Galatasaray'ın gözdesi geliyor. O İngiltere'ye dönmek istiyor ki önceki videolarımızı izlediyseniz birçok mesajı almışsınızdır. Fenerbahçe yönetimi de teklifleri değerlendirmek kararı aldı. Bu satıştan elde edilecek geliri de Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yıldız futbolcunun transferinde kullanacakmış Fenerbahçe. Ee, şimdi 25 yaşına geldi. İngiltere'ye dönmek istiyor. Nijerya milli takımına da seçildi. Kendi rüştünü de ispat etti. Premier Lig'de kalma savaşı veren Leeds ile Premier Lig'e yükselen Bermond yakın takipte. Beklenti 10 milyon euro diyor. Hayır beklenti 12 milyon euronun altına hiçbir şekilde masaya oturulmayacak. İyi de hocam 500 bin euroya aldım. 10 milyon euro gelir. Bekleyip göreceksiniz. Şimdi bu transferden elde edilen gelirle Mert Müldür transferi için kullanmak istiyormuş. Arkadaşlar bakın Allah şahidim sizler de şahidimsiniz. Ben size bana gelen duyumları aktarıyorum. Ama doğru çıkar duyum ama yanlış çıkar. Sonuçta gelen duyumdur. Ama kulüp becerir ama beceremez. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bak elinizi vicdanınıza koyun. Ben ne dedim size? 3 hafta oluyor belki de. 3 hafta. Dedim ki o sayı Samuel 10-12'ye on, on satılacak. Ona satıldı diyelim. Yuvarlak hesap. Mert Müldür'ü de 2,5 ila 4 arasını almaya çalışıyoruz. Hem Türkleştirme hem milli takım futbolcunu alma hem gençleştirme hem de hani kadro kalitesini arttırıp ya da kadro kalitesini aynı tutup finansal olarak güçlenme dedim. Buyurun arkadaşlar haber buradan bahsediyor. TFF gelecek senede 8 artı 3. Galatasaray'da Mert Müldür istiyor. Fenerbahçeli Mert Müldür istiyor. Ferdi Mert Müldür gelirse farklı bölgelere geçebilir. Sol bekte -back oynayabilir. 8'de oynayabilir. Yani Mert Müldür'ün gelmesi Fenerbahçe'nin işine yarayabilir. Ben şunu söyleyeyim. Kulağınıza küpe yapın. O sayı 10-12 bandına gidip Mert Müldür 2.5-4 bandına alınabilir. Hocam bize mükemmel bir senaryo söyle. Mükemmel senaryo şu. 12 milyon euroya o sayı sen böyle satarsın. 2.5 milyon euroya da Mert Müldür'ü alırsın. Yaklaşık 9.5 milyon euro olup. Ya, niye yaklaşık diyorum? Arkadaşlar burada menajer ücretleri falan araya giriyor. Hani biz görünenden bahsederim. Arka plandaki paralarından bahsetmiyorum. Bilginiz olsun. 9.5 milyon euro kar. E, yıllık ücret. Hemen hemen zaten aynı yıllık ücret hatta Mert Müldür'ün alacağı ücret daha da düşük olabilir. Çünkü TL'ye bazında da anlaşabilirsin. Hocam Mert çok kaliteli değil. Hocam şöyle değil, böyle değil. Ya arkadaşlar, gözünü sevdiğim arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen basıflar, meziyetleri aynı. Ayrıca Mert Müldür'ü Stober'de de kullanabilirsin. Bunu da söyleyeyim. Ve bu transfer kulağınızda küpe olarak kalsın. Bu transfer olabilir. Ee, bu sene her, seneden daha yakınız. Hocam düzenli olarak her yıl Mert Müldür'ün adı geçiyor. Origi mesela şimdi konuşacağım. Arkadaşlar her yıl adı geçiyor ama şimdi scouting yapıyorsun ve para analizi yapıyorsun. Diyorsun ki ulan tamam futbolcu ama bu bize gelir. Mesela Haaland. Erling Haaland'ı dünyadaki her takım ister. Hani istemeyen takıma geri zekalı damgası vurulur herhalde değil mi? Öyle bir takım olur. E sen de tabii ki bunları istiyorsun. Maddi şartlarında düşünerek istiyorsun. Şimdi Valencia'nın yerine Origi. Sezon sonunda Enner Valencia şu anki duyumlarıma göre %100 gidiyor. Ve Valencia'nın yerine de Origi düşünülüyor. Şimdi Milan'dan ayrılma fikri var. Ancak arkadaşlar Milan'ın e, kafasında saçma bir düşünce var. Eğer o düşünceyi yıkarsa... E, gerçi ya, ben bir önceki videoda da söyledim diye hatırlıyorum. Kısaca ben bu haberi şey yapayım. Uzun bir haber bu. hani Fenerbahçe'de transfer gelişmesi, Valencia'nın yerine Origi... Openda gelirse satılacak diye eklemiş. Hani Milan list'ten Luis Openda'yı kadrosuna katarsa Origi'ye izin verecek. Anto, Ante Rebic veya Origi'den biri satılacak. Belçikalı'yı özellikle İstanbul'un büyük kulüpleri istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyormuş. Ee, Belçikalı Milano ekibinde istenilen performans sergileyememiş. Transfer öncelik Fenerbahçe. İleri uç Belçikalılara emanet olur eğer böyle olursa Batshuayi e, oraya giderken. Origi dışında bir golcü daha. Çünkü Fenerbahçe'de Valencia'nın yanı sıra Serdar Dursun da ayrılacak. Cao Pedro'nun da ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Origi dışında bir isim daha. Arkadaşlar dünkü videoda söyledim yine söylüyorum. Origi'nin sözleşmesini feshederlerse Çünkü yıllık ücret 3 milyon euro. O da durduğu yerde 3 sene dursa 9 milyon euro. 9 zarara gireceğine kestirip atar. 9 kâra geçmiş olur. İyi de hocam oyuncu bu sene kötüydü. Belki gelecek sene düzelir. İyi de bu da bir risk. Şimdi Origi'yi bedava verirlerse. Origi Batu Şuay'den daha düşük bir yıllık ücreti kabul ederse Fenerbahçe ihtimali yüksek. Ama şu anki şartlarda çok uzak. Yani şu anki şartlarda ben beklemiyorum. Haberiniz olsun. Zaha'nın istekleri dudak uçuklar, uçuk, uçuk, uçuklattı. Şimdi bak e, videoya girişte dedim ya bu e, haberleri Ali Koç mu pompalıyor diye. Aslında bu haber doğruluyor biliyor musun? Niye biliyor musun? Yani alamadığım futbolcu. Ulan bari çöpleyelim. Bari hani yüksek istekler. Mesela şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Toni Kroos'u almak istiyor diyelim. Yaz oraya. Toni Kroos'u almak istedi. Görüştü. Futbolcu bütün şartlarınıza kabul ama sezon sonunda futbolu bırakıyorum dedi. Al başına belayı. Al. Şimdi arkadaşlar bakın. Yanlış anlama. Ben Fenerbahçe başkanı olsam Fenerbahçe yani 20 bin, 25 bin, 25 bin bandını belirlerim. 25 binden yüksek sosyal medya takipçisi olan, gerçek takipçisi olan YouTube'dur, Twitter'dır, Instagram'dır bütün takipçileri bir grupta toplarım. Başlarına da mesela 12 numaranın başını ben belirlerim. Başlarına da bunları atarım. Derim ki ben ne dersem buna yönelik bir şey yapın. Eleştirmeye eleştirin, şey yapmaya yapın ama hep birlikte hareket edelim. Düşünsene bak böyle bir gruba Böyle bir gruptan mesaj gönderiyorum. Fenerbahçe'nin hedefi Toni Kroos. Yazın. Çok ciddi kaynaklar. Ali Koç'a çok yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre. Toni Kroos da bugün görüşülecek. Her gitsin sosyal medyaya. Akşamına da haber geç. Toni Kroos teklifinizde her türlü teklifinizi kabul ediyorum ama ben futbolu bırakmayı düşünüyorum. Ee, önümüzdeki günlerde düşünüp tekrar yanıt verebilirim dedi. %100 doğru duyumdur. Şimdi düşünsene bütün herkes de birbirini doğrulayacak. Ahmet Ercan'lar diyecek evet ben de duydum Ali Koç'tan. Biz de, de konuşmuş. Öbürü diyecek evet ben de duydum. İşte Serdar Ali Çelikler falan diyecek evet evet aynen Tony Kroos olmuyor bu düşünce güzel düşünce falan. Öbürü diyecek aynen sosyal medya Tony Kroos. Bakın bu sosyal medyayı ele geçirmektir. Şunu, bunu şu anda Galatasaraylar yapıyor biliyor musunuz? Çok da güzel yapıyorlar. Dimaria'yı aldılar, Firmino'yu aldılar, Ahmet'i aldılar, Mehmet Alda. Devre arasında 8-9 tane futbolcu aldılar. Hiçbiri yok ortada. Kimse de konuşmuyor. Şimdi Wilfred Zaha. Adı Fenerbahçe'ni anlıyor. Fenerbahçe transfer etmek istiyor. Abisini yani menajerini İstanbul'a çağırdı. 10 milyon euro imza parası. Senelik 5 milyon euro istemiş. Ya bunu ilk Sercan Hamzoğlu dedi diye hatırlıyorum. Kimsenin de hakkına girmeyeyim ama. Suudi Arabistan'dan da yüksek teklifler varmış. Marsilya Roma'da ilgileniyormuş. 30 yaşında piyasa değeri 27 milyon euro. Premier Lig'de 27 maç 7 gol. Ben şunu söyleyeyim. Hocam Zaha'yı alır mıydın? Kesinlikle alırdım. Hocam peki alabilir miydin? Yani doların euronun durumu belir alırdım. Çok da rahat alırdım. Arkadaşlar bakın. Livakovic 1. beKo 2. Nebi Keita 3. Zaha 4. Rian Kent 5. Firmino 6. 6 tane transferi ben yapayım. 3 tane transferi de siz yapın. Ha 6 özür dilerim. O sayıyı gönder. Mert Müldür çek. 7. Yani 7. Sanayi 1.2 ampere sol stoperde arkasında Emir Ortakaya gelecek. Senin futbolcunda bir nevi yeni transfer gibi olur. 8. Oster Volden'in arkasına Çağatay Akol, Oster Volden'in arkasına bir tane sol bek alacağım de. Yani Türk olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, alacağım de 9. Hani e, bir kanat daha alacağım de ya da başka bir şey alacağım de. On 10 tane transfer. Fenerbahçe'nin bugün 6 az, 4 yedek kesinlikle 10 tane transfer ihtiyacı var. Hocam geçen sene 2-3 tane transferle süper kadro olurduk. Ya o bizim hayallerimizdeki kadroydu. Sen Ankara gücünü yenen yani küçümsemiyorum yanlış anlamayın. Ankara gücünü Antalya sporu yenen ne bileyim e, Anadolu takımlarını yenen hiçbir derbiye çıkmayan takıma yere güve sığdıramıyordun. 2-3 transfer, transferle falan hiç kimse düzelmez. Bugün Galatasaray kadrosu. Size göre çok iyi kadro değil mi? Bana göre Galatasaray kadrosunun da minimum 5 oyuncuya ihtiyacı var. Minimum 5. Kaleci de dahil 6. Beşiktaş kadrosu. İçlerinde en iyi, en hazır kadro Beşiktaş kadrosu biliyor musunuz? En az transfere ihtiyacı olan Beşiktaş kadrosu. Harbi harbi söylüyorum size. En az transfere ihtiyacı olan Beşiktaş kadrosu. Şaka gibi değil mi? Ama gerçek. En az transfere ihtiyacı olan kadro Beşiktaş kadrosu. Ben size söyleyeyim. E, Miçiva şu aydan şampiyonluyorum. Bu arada hocam daha gelecek mi? Arkadaşlar şu an imkansız ama dediğim gibi e, 5-10 milyon euro. Bak bu açılış fiyatıdır. Hani müzayedeler, açık arttırmalar, pazarlıklar yüksek fiyattan başlar düşürürsün. 10 milyon imza parası yıllık 5. 10 milyon imza parasını 5'e düşür. Yıllık da 3.5'a düşür. Mükemmel bir transfer. Kulübün durumundan bahset. Oraya da bir çıkış maddesi ekle. 25 milyon euroya serbest kalır. Ver bunu da sosyal medyaya. Bak şu aydan açıklamalar. Şimdi kulüp televizyonu açıklamalar hissetmiş. Takımla ilgili güzel hisler taşıyorum demiş. E, önemli maçları kaçırdım diyor sakatlıktan dolayı. E, Fenerbahçe taraftarı da bundan üzgün. Antrenmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Çok acı çekiyoruz. Acı çekmek de zorundayız. Yani başarılı olmak için. Beraber acı çekiyoruz diyor. Lig bizim elimizde değil. Diyor yani Galatasaray'ın e, puanlar kaybetmesine bağlı diyor. Çok fazla puanlar kaybettik. Üzgünüz. Benim hedefim her zaman takıma katkı sağlamak olması gereken de bu işimi yapmak zorundayım diyor. Asist yapınca da mutlu oluyorum diyor. Asist yaptığında da gol atmış gibi seviniyorum. İyi bir bağ oluşturduk. Sürekli olarak takımla konuşma halindeyiz. Tüm hücum oyuncularının gol attığını görüyoruz takımda. Ve kim gol atarsa atsın herkes kendisi gol atmış gibi seviniyor. Ee, tek amacım maçları kazanmak. Gol rekorumu kırmak gibi bir düşünce içinde değilim. Tek amacım kalan 3 maçımızda kazanmak. İnsanlar benim komplike bir insan olduğumu düşünüyor. Ancak ben çok basit bir insanım. Bu yüzden de İstanbul'un sokaklarında gezmeyi seviyorum. İki kupayı da kazanabiliriz. Yani bütün maçlarımız umarım gelirsiniz ve sizin desteğinizi arkamızda hissediyoruz. İki kupayı birden müzemize getirebiliriz diyor. Matematiksel olarak evet. Mantıksal olarak bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe Zaha transferini ben size söyleyeyim. Biraz da biz istemiyoruz gibi ya. Yani biraz da biz yapmak istemiyoruz gibi. Bakın arkadaşlar bir kez daha hatırlatayım. 3 maçımız kaldı. 30 Mayıs Salı saat 20 Antalya Spor. 4, May 4 Haziran Pazar Saat 19 Galatasaray maçı. 11 Haziran Pazar 20.45 Başakşehir maçı. 3'te 3 yaparsak en az 1 kupa. Biz 3'te 3 yaparken Galatasaray Ankara gücüne yenilirse en az 2 kupa. Yani en az 2 kupa. Yani süper kupa maçına da çıkacağı için en az 2 kupa Fenerbahçe Müzesi'ne gidebilir. Allah sonumuzu hayır eylesin. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. E, dilediğiniz dilediğinizce yorumlarınızı yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.